Günaydın. Saat 1:30 falan. Bugün de yapacak hiçbir şeyim yok. Hala uyanamadım. Bugün günlerden de mesela. Hani hangi gündeyiz şu an sizce? And now you've got yourself something funky. Ben her sabah bunu yapmıyorum tabii ki ama bu sabah yüzüm çok kuru hissettim. Ah, sabah dediğim saat 1:30 falan dostlar. Günaydın. Sibel ya yapma ne olur. Neden? Henry Danger. Nikola. Ya Sibel ya Nickelodeon mu? Evet o. Bu mu? Sezon 2 ama en sonuncu bölüm. Çok eski bölümlerden açma. Sezon 1 mi? Sezon 5 mi çıkmış? Hmm. Oha sezon 5'in ilk bölümünü aç. Tamam mısın? Gidebilir miyim? Yok ben bunu izlemiştim. Şimdi bugün kahvaltı olarak canım inanılmaz smoothie çekiyor. Günlerdir aklımda smoothie var. Şu an smoothie yapmayı deneyeceğim kendimde. Evde mükemmel bir mikser varmış ama çalıştıramadım. Yemin ediyorum Spider-Man'in falan böyle mikseri vardır. Nasıl güzel bir şey. Ama şimdi biz buna kaldık çünkü çalıştıramadım. Ama benim gibi beceriksiz olup da aşk olsun. Yani bu kadar havalı başladık böyle gidiyoruz ya. Üzülme üzülme tamam. Ya tamam ağlama ya. Muhteşem bir şey bu. Şimdi bu bardaklara koyup içeceğiz. İşte kahvaltımız bu. Smoothie'mizi içtik. Bugün geç uyandığım için Joy ve Chubby'ye babam yemek vermiş. Smoothie'mizi içtikten sonra hemen Joy ve Chubby'yi dışarı çıkaracağım. Birazcık köpeklerle zaman geçirelim. Airpods'larımı taktım. Sneaker'larımı giyip. Halimize bak ya. Köpekleri dolaştırırken bile eldiven taktığımız bir günlerdeyiz. Çıkalım mı biraz sokağa? Çıkalım mı biraz sokağa Chubby? İstiyor musun cociş? Ah aşkım ah sizi eldivenle sevdiğim için çok özür dilerim. Sizden dolayı değil. Hadi çıkalım hadi çıkalım. Chubby gel buraya. Diğer yanıma gel. Chubby dolandım. Chubby dolandım. Aferin. Sizi böyle gezdirdiğim için gerçekten kötü hissediyorum. Ama yapacak bir şey yok. Joy kakasını yaparken biri ona bakınca utanıp yapamıyor. Yerim ben onu. Hadi oynayın biraz. Özgürsünüz oynayın biraz. Şu an sizi o kadar iyi anlıyorum ki. Gerçekten. Geçin şurada fotoğrafınızı çekeyim. Çok güzel bak tenin rengiyle uyuyor. Otur oğlum otur. Aferin bekle orada. Bekle orada aferin sana. Chubby sen de geç yanına. Hey bozdunuz hadi. Hadi gel buraya gel. Hadi gel. Chubby. İstemiyorlar. Bir tane çekmeyi başardım bakın. Acayip tatlı oldu ya. Tiplere bak. Oh. Isıracağım. Chubby Joy ne yapıyorsunuz? Başkasının evi orası. Sana bir şey söyleyeceğim. Bir gel. Joy. Bir gel. Bir gel. Aferin. Hayır Chubby in üstünden. İn üstünden. Bir şey söylüyorum Joy'a. Seni çok seviyorum. Yaşlanmandan çok korkuyorum Joy. Chubby'nin kıskançlığına bakın deliriyor direkt. Joy baban o senin baban baban. İnsan babasını kıskanır mı? İnsan babasını kıskanır mı? Chubby hayır. Aşk olsun Chubby ya. İnsan babasını da kıskanıyorsa artık ölelim ya biz. Çocuğum. Hazır mısın oğlum? Hayır. Hayır bekle. Bekle. Hayır. Al şimdi. Aferin. Aferin sana. Aferin akıllı oğlum benim. Kıskanç oğlum benim. Joy oğlum uyma buna. Chubby gel buraya. Hep suya giriyorsun gördüğün an ya. Koronalı virüslüdür o ya. Joy ne yapıyor bu ya? Of şimdi yıkamam gerekecek sizi. Afiyet olsun. Chubby kurudu bile. Direkt bir canlı yayın için hazırlanacağım arkadaşlar. Ay düşüyordum evde. Canlı yayın için hazırlanacağım. Saat 6'da biliyorsunuz her gün canlı yayınım var. Bugünkü astrolog geliyor bana Barış Özkiriş. Ve salgının daha önce olacağını tespit eden bir astrolog. Heyecandan ölmek üzereyim. O yüzden şimdi hemen giyineceğim Barış için hazırlanacağım. Ve canlı yayınımızın sorularını ayıracağım. Heyecanlandım.
Bugün astrolog Barış gelecek diye bakın böyle üzerinde hani astrolojiyle alakalı bir tişört giydim. Böyle gelenlere sürpriz olsun diye hep konseptli bir şeyler giymeye çalışıyorum. Şimdi şu ortamı bir kuralım bakın. Ring light'ım var. Şunu alıyorum şöyle bir şey. Şuraya telefonu sabitliyorum. Ve hemen canlı yayın moduna giriyorum. Yanıma hani olur da şekerim düşerse diye bir cookie alıyorum. Ve mutlaka bir de su alıyorum. Şimdi şu ışığın rengini değiştirebiliyorum. Ring light'ım bu arada. Ops, fişini çıkardım. Mesela bakın. Bu renk çok beyaz. Bu mavi gibi. Bu güzel sanki. Aynen. Şimdi şöyle geçiyorum buraya ve direkt canlı yayına başlıyorum telefondan. Instagram'dan bu arada canlı yayınım. O yüzden siz de mutlaka mutlaka gelin. İnanılmaz keyifli oluyor. Şimdi ben şey yaptım, böyle Barış'a birkaç tane soru sorun yazdım. Barış'a gelen sorulara bir bakacağız. Barış'a neler sorabiliriz diye. Ve en çok sorulan soruları ayıracağım bir köşeye ve sorulara başlayacağım. Gerçekten çok acayip. Önceki şunu bir selfie çekeyim. Tişörtümü göstereyim. Astrolog konseptiyle karşımdayım. Her şeyimi biliyorsunuz, hazırlıklı. Beğenmedim kendime. Hep böyle tripten tripe giriyoruz. Şimdi daha fazla oyalanmayalım çünkü konuma uygun kıyafetler giyindiğim doğrudur yazıp post ediyorum. Hep böyle işte bizim hayat. Gününüz nasıl geçiyor? Böyle boş yaparak. Evet, şimdi konuklar için gelelim bakalım neler sormuşlar Barış'a. Bir tane kağıt kalem alıyorum ve kağıt kaleme yazıyorum soruları. Arkadaşlar ben böyle profesyonel ilerlemeyi seviyorum çünkü sonuçta insanlara saygı duymak lazım. Beni kırmıyorlar, geliyorlar. Kendileri katılmak bile isteseler bana konuklar. Ben onların sorularını ve fikirlerini önemsiyorum. Sizin fikriniz bu arada, sizin düşünceleriniz, sizin sorularınız benim için çok kıymetli. Ve şunu da söylemem lazım ki şu canlı yayın olayı bana o kadar iyi geldi ki. Böyle bir dönemde ruhumu resmen benim kendime getirdi. Çünkü hepimizin ihtiyacı var. Bir şeyler yapmaya, bir şeyler denemeye, uğraşmaya, üretmeye. Ve ben de sizinle beraberse bir şeyler katarak üretmek benim inanılmaz mutlu ediyor. Çok hoşuma gidiyor. Barış'a soru sorun yazmıştım. Şimdi bak tıklıyorum sorulara, ne sorular sormuşlar diye şöyle. Bütün burçları sor diyor. Tabii ki de şimdi herkes ikizleri sor, teraziyi sor, akrebi sor diyor. Tüm burçlar ile ilgili 2020'de neler bekliyor? Demişler ki işte mesela aşk uyumları gelmiş. Aslanla terazi uyumlu mu falan. Arkadaşlarım gerçekten yani nasıl bileceğiz? Hani bunların hepsini soramam. Şöyle diyeyim, en uyumlu aşklar burçlar için diyeyim. Hani belki der ki atıyorum boğa ikizlere uyumlu der mesela. İnşallah der. Ondan sonra demiş ki koçlar evlenecek mi demiş biri. Normal hayatımıza ne zaman döneceğiz? Bunu da sormak istiyorum. Aslında hepimizi merak ettiği şeyler benim sorularım. Boğa burcu nasıl bir dönem bekliyor? Boğa burcu benim tabi, hepimiz biliyoruz. Kesin kavga edeceğiz takipçilerimle. Beni sormadın Sibel. Of, çok istiyorum Barış'la böyle uzun uzun saatlerce konuşmak. İnanılmaz bir adam bu arada. Ben onunla nasıl tanıştığımı falan da anlatacağım size. Barış, beyin virüs azalması ve önümüzdeki süreçle ilgili olumlu düşünceler nedir? Olumlu düşüncelerini alalım. Ve olumsuz olaylarla ilgili düşünceler. Acıktım ya. Of, inşallah canlarım da acıkmam. Diye demiş ki ne olacakmış sonmuş sip öğren. Ama Allah'tan başka kimsenin bileceğini düşünmüyorum dostum. Ama biri şey demiş abi, öleceğim. Serenay Sarıkaya haritası. Ya niye Serenay Sarıkaya'nın haritasını merak ediyorsun? Bana ne ya? Astrolog çağırıyor, Serenay Sarıkaya haritası sorduruyor. Sorularımızı hazırladım. Ben bütün soruları buraya çıkardım. Şimdi Barış Bey'le yayın yapacağım. Bu arada diyeceksin ki Sibel, biz şu an bunu izlerken yayını izleyemez miyiz? Veya muhtemelen bu videoyu zaten izlerken yayını izlemiş olarak bunu izliyor olacaksınız. Ben yayınları, canlı yayınları hepsini sonradan kaydediyorum. Bu yüzden beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. 24 saat boyunca o canlı yayınlar kayıt olarak kalıyor. Ayrıca bunları IGTV'ye de Instagram'da post etmeyi düşünüyorum. Ama Barış Bey daha önce bir kitap yazmış bu salgınla ilgili. 2019 yılında galiba ve 2020'de böyle bir salgın bizi bekleyecek diye bize daha önceden uyarmış. Bu kitabını bize anlatacak. Bayağı heyecanlı bir olay. O yüzden canlı yayını hem kaydedeceğim hem de zaten IGTV'den de izleyeceksiniz. Kaçıranlar şu an üzülmesin. Bu yayından sonra da size oraya Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Yazısına bir bakın. Instagram'a gelin, orada konuşuruz, haberleşiriz. Ve heyecanlandım. Bu arada her canlı yayından önce acayip heyecanlanıyorum. Barış Bey'i yayını almaya başlayacağız şimdi. Oo, ışığımız çok iyi. Ooo, ışık harika. Elitli yazısına çıkaralım. Boşta reklam yapmayalım. Derken yine reklam yapmış oldum ama neyse. Herkese merhaba. Canlarım, takipçilerim.
Tamam, seninle sonra konuşuruz, vlog bakarız. Bitti. O kadar keyifliydi ki gerçekten. Barış bu yılın çok fazla iyi geçeceğini düşünmüyor maalesef arkadaşlar. Ama bu bizim moralimizi bozmasın. Ben bunun, bu işin en azından yazın biteceğini düşünmüştüm. Mayıs'ta falan biter diye düşünmüşken Barış bana, Sibil'cim bu maalesef Haziran'la Kasım arası çok daha yüksek olacak tadında böyle birazcık bahsetti. O yüzden birazcık tadım kaçtı ama sizinle kaçırmak istemiyorum. Çünkü bilmiyorum, Allah bize böyle bir dönem yaşatıyor ama Barış bunun astrolog olduğu için bunu bir ceza olarak görmememiz gerektiğini ve aslında bunun bir dünyanın dengesi olduğundan bahsetti. İşte şey dedi, bu dünyada dedi öyle bir dönemdeyiz ki şu anda birileri ölüyor, birileri doğuyor dedi. Maalesef dünyada böyle bir şey. Kimse bize bir şeyin cezasını vermiyor. Sadece dengesini düzenliyor dedi. Bunu ceza olarak düşünüp kendimizi suçlamaktan da vazgeçmeliyiz dedi. Akşam yemeğine gidelim. Bugünkü akşam yemeğinde neler var? Kolyen güzelmiş Alek. Sibel, o sarı kolyeyi vermişsin Alek'e ya. Ben vermedim ki, almış. Hayır, odamda buldum. Ha, anladım. Kes, Sibel verdi diyorsun. Hayır, bana sormuştu alabilir miyim diye, hatırladım şu an. Bakalım, enginar, salata orada, var. Orada. Yemekler orada. Kuru fasulye. Pilav, yoğurt mu? Turşu da var. Of, çok acıktım. Bu akşam bu eve yabancı biri istese de giremez. Kokudan dolayı bayılır zaten. Kuru fasulye, pilav, gaz yapıyor ya. Canlı yayınlardan sonra hep çok aç oluyorum. Bugün astrolog bir adamla yaptım Alek. Astrolog? Hı hı. Astrolog ne demek? Astroloji. Hı hı. Yer bilimi değil mi? Uzay bilimi değil mi ya? Yer bilimi. Alek bilimini biliyor musun fosil peki? Fosil bilimi bilmiyorum. Astrolog ama. O arkeoloji. Ha, doğru. Fosil bilimi. Neydi? Of, pilava bak. Çok açım baba. Çok açım ya. Hiç böyle aç olmadım. Senin sakalı görmeye açık değiliz. Adamla ne konuştun? Adamla işte hani bu 2020 yılında neler bizi bekliyor falanlar konuştum. Ne dedi? İşte şey dedi. Bitik dedi, bayağı dedi. Kasım ayına kadar böyle dedi. Ne? Kasım ayına kadar böyle dedi. Gerçekten. Çok zor günler bizi bekliyor dedi. Kasım ayına kadar böyle dedi. Özellikle dedi bu hafta dedi kimse hiçbir yere çıkmasın dedi. Ben normalde sevmem ama bu ara evde her şeyim canım çekiyor. Ellerine sağlık. Ders çalışmaya gidiyoruz seninle. Suyu getir. Suyu getir oğlum. Ayrıca ders çalışma seansına geldik. Sabah bugün cumartesi olduğu için ki bana böyle perşembe falan gibi geliyor. Artık günler birbirine girdi. O yüzden bugün Alek'le oturup birazcık ders çalışacağız. Bakalım neymiş. Ben bu ödevi yapmışım zaten. Nasıl yapmışsın? Bu eski ya. Bizim cuma günü yaptığımız Bu izlediğimiz videoyu az önce izlemiş miydin? Ay, izlememiştim. İzlemiştim, yine izleyin yazmış hoca. Okey, niye böyle ödev vermişler? Bilmem. Peki, sonra ne istiyorlar? O gergedanın kendi ağzından bir şey yazın dedi, ben de yazdım. Hello, my name is when I came world 6 weeks ago. I'm very joy and like to zoo. Bu kadar mı? Aha. Hayır ya. Ha, hoca not verdi bize. Burada 9 aldım. İyi. Ne izleyin yazmış sadece. Başka ne ödev var peki? Bir link koymuş, ne bileyim, benim açayım ne olur. Bir şey diyeceğim, online dersinde size de böyle müdürler gelip evet hocam dersi kontrol etmeye geldim, tüm sınıfları dolaşıyorum diyor mu? Yuh, yani, böyle durduk yerde geliyor. Evet, durduk yerde müdür geliyor böyle sanki normal dersmiş gibi. Hocam ben bir de sınıfları dolaşıp geri geliyorum diyor. Öyle bir şey dedi mi? Dedi ya, ilk deneme dersine dedi ya. Her sınıfları dolaşıp geri geliyor. Bu arada her gün haber izleme saatimiz bu saatler. Baba. Gel biz ödeve devam edelim. Her gün böyle yapıyorum ben. Hep uyuyakalıyor. Yasemin boş yapma. Söyle. Boş yapma. Tamam söyle. Boş yapma. Uyuyakalıyor. Üstüne bir şey mi örtüyorsun? Boş yapma. Tamam hadi gel yapalım ödevi. Ödevlere bakalım. Hı, kamera. Beni takip edin Alek Çetinkaya. Hayvan araştırdık mı? Tamam, hayvan araştırmamız tamamdı. Şimdi tamam. Başka geriye kalan kelimelere çalıştık mı? Hayır, tam daha çalışmadık. Tamam yine. Ne istiyorsun? Susmanı istiyorum. Biliyor musunuz? Alek'e ders çalıştırdık. Bitti. Şimdi Barış'la yaptığımız canlı yayına kaydedeceğim ve ondan sonra IGTV'ye falan yükleyeceğim. Bakmayın yani böyle bir şey yapıyoruz. Bayağı zaman alıyor. Ondan sonra ve sonra Alek'le bugün TikTok çekeceğiz. Yeşil çay aldım yanıma arkadaşlar. TikTok hesabı açtım. TikTok hesabımın ismi Sip Çetinkaya. Ama bir tane falan video yükledim daha. Pardon, iki tane yükledim ama şey böyle eski videoları yükledim. Bilmiyorum ben yani TikTok açtığımı duyunca Burak bana şey dedi. Dalga mı geçiyorsun? Gerçekten TikTok mu kullanacaksın dedi. Ne var ya? Dans edecek halimiz yok işte, eğleneceğiz. Ay pardon. Ha. Sonra acaba bir gün karaya kökünü mü yapsak birlikte?
Allah cezan vermesin. Nasıl içiyorum ya? TikTok mu çekiyoruz? Nasıl? Size biraz önce Alek'le TikTok videosu çekmeye çalıştık. Size videoyu izletelim. Çok güldük ya. Evet, hareket falan çektim. Çok ayıp, terbiyesizce ama şaka yaptım tabii ki. Şimdi gerçekten TikTok çekmeye çalışacağız. Kamerayı buraya sabitliyorum. TikTok anlarımızı yaşayın. Şişman mı çıkıyorum bununla? Evet. Aa. Ya şaka yapıyorum, hadi. Ben neredeyim ya? Are you guys ready? I'm ready. Taksim. Ne deyince geliyordum ben? Kentaş istediği an çık yukarı. Kentaş istedim. Hadi. Tamam hadi. Şuradaki ışığı atsana Alek. Şuradaki ışığı, koridoru. Hah gel. Şuradan atayım, boşuna almış. Tamam gel şimdi. Hazırım ben. Arkadaşlar sen... çok iyi video olacak, kamera ters. Hadi. Bir şey olmaz. Çok iyi video olacak. 1, 2, 3. Bir daha. Saklan. Ya boş ver. Olmaz. O komik oldu. Karıştırdım ben ya. Değil ya. Karıştırdım ya. Ben çok iyiyim artık. Alek'le TikTok seansı bitti. Makyajımı çıkardım. Şu an FaceTime yapıyorum. Size grubumu tanıştırayım. Merhaba deyin kamerama. Merhaba deyin. Yok artık. Merhaba deyin. Şu anda FaceTime grubunda Burak Görük, Rudy Bodosol, Derev Klar, Dila Tarkan ve Sibir Çetinkaya var. Ve bir yandan onları sabitleyip şu an sucuklu tost yapıyorum kendime. Evet, üstündeki kombinle mi çekeceksin? Burak. Evet. Of, tostuma bakın be. Saat 2.30'da böyle tost var mı ya? Benim de ödüm koptu abi. Adadalar. İki kız kimse yok falan. 5 saniye sonra kapakla atmaya başladı kartımda ama hani... Ne anlatmaya çalışmış bize? Ay hiçbir şey. Böyle açtı direkt. Ben ne oldu? Böyle açtı. Aşırı korktum hani çocuğa kalbine inmesin diye. Teşekkürler. Böyle bir tost siz ömrünüzde yemediniz. Böyle bir tost yiyin. Bak Rudy gitti düşün. Sinyale gitti Rudy'nin. Amına koyayım. Hay amık ya. Oldu. Sibel yeme artık yarısını da bize ver yani. Of, acıktım ya. Derev artık sal yemek şunu. Susan. Yağlarımı alacağım direkt ameliyat. Ben bunu bilmiyorum. Dila bilerek mi işaretliyorsun yoksa şansa mı? Deminkini bilmiyordum, o şansaydı. Evet, paparazzi var aramızda. Devam. Abi ben ay, hiçbirini bilmiyordum. Ay aha doğruymuş. Fake mi almış? Oğlum hiç bildiğim yerlerden çıkmıyor. Ben Müslüm Gürses falan istiyorum. Her şeyi sallıyorum. Arkadaşlar ben uyuyorum. Bugün böyle bitecek sanmayın. Daha yarınımız var. Şu an yatağımdayım. Uykum var ama bir yandan sucuklu tost yediğim için hemen uyumam doğru değil. Burak'ı arayıp öyle uyuyacağım. Yürüksümü arayayım. Çok uykum var çocuklarım. Çok. Ay. O kadar uykum var ki bir anda bastırdı. Of, sucuk yedim ya. Of. Bak Yörük, uyuyama kaldın, ne yaptın ya? Canlarım saat 3 oldu, ben uyuyorum. Öncelikle buraya gelen, izleyen herkes için teşekkürler. Ne diyorum ya, canlı yayında değilim. En iyisi uyuyayım. Yarın yapacak çok işimiz var. İşimiz ne biliyor musunuz? Hiçbir şey. Yarın yapacak hiçbir şeyimiz var. Bay bay. Saat 2 oldu, of. Bugün spor yapmak istiyorum. Şimdi kalkıp hemen kahvaltı yapacağım. Dün tosttan dolayı çok acıkmadım. Bugün bir spor yapacağım. Ondan sonra bugün canlı yayınım var. Psikologla insanlara bir sürü soru sormasını istedim. Ve herkes binlerce soru sormuş. İnanılmaz ilgi oluyor canlı yayınlarıma dostlarım. Çok mutluyum. Umarım size bir şeyler katabiliyorumdur. Umarım iyi gelebiliyorumdur. Günaydın dostlarım. Ne haber gençler? İyi, sizden ne haber? Fena gidiyorum.
fena giriyorum, acı giriyorum ya. Fena giriyorum. Giriyorum, dur, dur. Her sabah bunlarla uyanıp bunlarla kalkıyorum. Ama şimdi ses açın şimdi. Açın şu kapıyı. Açın şu kapıyı. Ben de çekiyorum. Biri bu fokuslamıyor yine. Evet ya, benimki de öyle. Çok, çok özledim sizi. Ferhat. Her sabah ve akşam bir house party seansı yapıyoruz. Öyle bir app var işte, oradan konuşuyoruz. Ben siz daha onu indirmediyseniz mutlaka indirin. Şimdi yukarı çıktım, kahvaltı yapacağım. Yine böyle smoothie bowl yapmak istiyorum. Çok sıkıldım klasik kahvaltıdan. Sonra online spor yapacağım. Şimdi ben canlı yayında online spor dersi vermiştim bir kere ama sürekli olarak her gün veren hocalar var. Ve Narat bir tanesinden çok memnunum. İşte bana dedi ki Sibil yap, bacaklarını çalıştırsın işte, çok iyi gelir sana falan dedi. Tamam dedim. Şimdi kahvaltı yaptıktan sonra spor hocasıyla spor yapacağım. Bir aile fertleri. Günaydın Alek. Babiş. Günaydın. Ne haber bebişim? Yaşın. Günaydınlar. Jermin Hanım, menümüzde ne var bugün? Açma. Şaka yapıyorsun. Açma mı yapıyorsun? Hı-hı. Açma ev yapımı yapılır mıymış ya? Evet. Ne bu enerjisizlik? Bugün niye mutsuz mu uyandın? Alek. Zor mu? Ne yapıyor? Naftim. Hakikaten. Özgür de olamayacağız artık. Ne gibi? Her halimizi çekiyorsun. Oo, ya. Oo, yumuşacık kız. Ay bu kadar yağlı. Elleme mi? Elin temiz mi ki o tırnaklar da kesmedi? Kesti. Cadı gibi. Kesti mi tırnaklarımı? Nerede kestim? Bayağı kestirmiş hali bu. Daha ister. TikTok mu? Yapalım mı? Sen de yaparken sinirli oluyorsun yani, emin değilim. Smoothie'miz daha böyle ekşili yeşilli falan olsun istiyorum. Gene mi smoothie? Evet. Sonra da açmandan sen yiyeceğim. Yok yapmayacağım ama bayağı iyi. Birazcık roka, dereotu, maydanoz falan şu karışım. 2 tane muz, 1 tane elma ve yulaf. Sonuç olarak dayanamayıp yine beri ekledim ama bu sefer farkındaysanız içinde böyle şey var, hani maydanoz işte, ne bileyim, birazcık roka falan filan ve böyle daha sağlıklı bir şey oldu dünden. Şimdi bunu yiyeceğim. Evet dostlar, spor şeylerimi giyindim. Üstüme bir şey aldım çünkü galiba dışarıda yapacağım, çünkü hava bir anda güzelleşti. Şimdi spor ayakkabılarımı giyiniyorum ve spor nasıl yapıyorum biliyor musun? Şimdi YouTube'dan bir sürü video var. Evet vesaire, tamam okey, ama Instagram'dan da bir sürü spor videosu çeken insanlar oluyor. Mesela live çek oluyor. Live'ını kaydetmiş oluyor diyelim. Ben izleyemiyorum onu. Aynı benim canlı yayınlarım gibi düşünün. Ve sonradan kaydettiğini izleyince inanılmaz iyi motivasyon oluyor bize. Ay! Ayakkabımı giyemedim. Mesela Baha diye bir adam var. Bunu Narat bana tavsiye etti. İnanılmaz iyiymiş. Canlı yayını izle diyorum. Orada ben de spor canlı yayını yapıyorum. Bunu unutmayın. He. Canlı videoyu izle diyorum. Bak şimdi başlıyor. Şimdi kendime dışarı gideceğim galiba. Mate ihtiyacım var bilmiyorum. İlk defa yapacağım bu adamla. Şunu aldım. Bunu sabitleyeceğim sizi. Ve birlikte spor yapacağız. Canlı videoyu başlattım. Küçük bir kitap al. Annen sporunu yaparken sen de otur kitap oku. Olur mu? Kalçayı iyice geriye ver. 9 devam. 8. Evet bu. Bak dizleri de ısıtıyorum. Çevir dizleri böyle güzel. Aferin ya. Aşağıya güzel. Devam. 10. Şimdi sol bacak önde, sağ bacak geride. Yavaş yavaş tekme. Yavaş yavaş. Bacak düz. Bacağın arkasını açmaya çalışıyorum. Hop devam. Sağ elim dizde. Sol elim kalçada. Yavaş yavaş. Evet. Bu. Oh. Hadi yeniler eskiler, hep beraberiz artık, hadi. Çok yorulan yavaş yavaş, kendi zamanında. Çünkü gövdeye bir twist aldırmaya çalışıyorum. Ve çevir, güzel. Çünkü bütün gün hareketsiziz. 3, son 2, son 1. Şimdi bir su molası vereceğiz. Arkadaşlar, cidden online ders, normal dersle aynı. Yani sadece yaptığınız hareketlere uyaran biri yok. Ama inanılmaz iyi geliyor. Çok iyiyim şu an. Spordan çıktık ve duş alacağım. Yani işte şöyle söyleyeyim, şu virüsten dolayı her gün hani duş alıyorum zaten. Hatta bazen günde iki kere mi alsam falan diye düşünmeye başladım. Nedense bilmiyorum. Birazcık takıntı oldum. Şimdi bir müzik açıp duşa giriyorum. Ya biraz önce bir video gördüm. İnanılmaz tatlı bir fan sayfası yapmış. Gözlerim doldu ya. Bak izleteyim mi? And we're gonna go and I don't know
what to do. Like, today is so much hard. I don't want to be in this situation, okay? Enough. I can't. Moment. Bu ne böyle? Kuramıyoruz. YouTube'a bu akşam bir video yüklüyorum ve o yüzden tagleri geleceğim. Şimdi bakın, YouTube'a video yükledikten sonra altına açıklama kısmında yorumlara, işte ne bileyim, tagleri falan biz yazıyoruz. O yüzden şimdi onları düzelteceğim. Bakalım ne tagler yazacağım, neler yapacağım. Çünkü bugün oyunculuk serüveni videomu gireceğim. Eğer o videomu izlemediyseniz de şuraya koyuyorum. İzleyin. Londra'da bir tiyatroda yer aldım. BAFTA'dan bahsediyorum. Övmek gibi olmasın. Ondan sonra o serüveni anlatacağım. Bakalım işte... Oraya geleceğim şimdi. Videolarda o kadar fazla konuşuyorum ki. Yani baydım kendimden ya. Bir insan bir kelime, yani bir insan 3 dakikada nasıl 500 kelime edebilir? Neden yani bu konuşma? Çok gevezeyim arkadaşlar ve kimse de bana çok konuşuyorsun demiyor yani. Canlı yayınlar dışında. Mesela irrite oldum bu videomda, yani koymak istemiyorum. O kadar konuşmuşum ki kendimi izleyemiyorum şu an videoda. Mesela açtım, bakamıyorum. YouTube işlemi tamam, birazdan yayına gireceğim. Ve akşam evde yemeği. Ay, akşam yemeği ne varmış? Bakalım. Akşam yemeğinde ne var? Olan yemekler. Dünküler mi? Yine kuru fasulye pilav mı? Bal kabağı çorbası. Olcayım'la canlı yayına başlıyoruz arkadaşlar. Eski canlı yayınımı kaydediyorum bir yandan IGTV'ye yüklemek için. Ondan sonra yeniden canlı yayınımızı yapacağız. Canlı yayından önce inanılmaz iyi geldi bana spor. Kendimi müthiş iyi hissediyorum. Hipnot açmayı yemedi. Bu yüzden... Aferin. Dünkü yemeği yemek nasıl bir duygu? Normal. Uf, ma bak, bu salataları çok iyi yapıyorsun ya. Annem böyle kısırlı salata yapıyor. Pancar var içinde. Uf, makarnaya bak. Orada kuşkonmaz da var, en sevdiğim. Alek, elinle alma. Elinle alma. Biraz önce kısır inanılmaz dedim ve şu an kısıra 1 gram yer kalmadı. Hep böyle oluyor. Bir şey çok yemek istiyorum ama bir önceki şeyi çok yedim diye yiyemiyorum. Evet. Şimdi yediklerimi çıkarıp onu yemek istiyorum. Uf, bu bir problem, psikolojik sorun mu? Efendim? Bu bir psikolojik sorun mu sence? Ha? Bu bir psikolojik sorun mu? Alek düşüyordu. Ordun tişörtüne bayıldım. Arada ödünç alıp giyebilir miyim? Koydum mu Instagram'a? Neye? İyi şey bak ya. Daha büyük alsaydım bu küçük oldu. Oyun mu oynuyorsun şu an? Alek, ben çok heyecanlandıran bir video koydum. Ben öleceğim şimdi heyecandan ya. Neden? Ay, koydum, öleceğim. Çok heyecanlandım. Bu video için çok utanıyorum gerçekten. Bakayım. Ben size heyecandan kalbimin ne kadar pıt 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 attığını anlatamam. Böyle şeyler benim için o kadar kıymetli ki. Benim umurumda değil. Kamerayı bana göster. Hayır, ben anlatıyorum Alek takipçilerime. Gerçekten benim için çok kıymetli ve şu an böyle acayip geliyorum. Çünkü bu videoyu böyle koyarken böyle şeyim. Allah'ım, hani acaba insanlar ne düşünecek falan. Hani gerçekten sen benim için çok sen önemli. Sen tiyatroda mı oynadın? Alek, nasıl yani, bunu biliyorsun. Sen çok küçüktün o zamanlar. Hatırlamıyorum. Tamam, videodan izlersin o zaman. Kanalıma abone olmayı unutma. Şimdi kendime beyaz çay yaptım. Beyaz çay böyle inanılmaz zayıflattığını söylüyorlar. Bilmiyorum. Bakın, koydum şöyle. Biraz çok kaynamış. Şu an çayımı aldım. Bilgisayar başına geçtim. Bir yandan bir önceki çektiğim videoyu yüklüyorum montaja göndermek için. Bir yandan da bugün yeni video koydum ve DM'lerinize bir bakayım dedim. Bana neler yazmışsınız acaba diye. Benim gözlerimi o kadar doldurdunuz ki. Yani gerçekten o kadar fazla şey yazmışsınız ki benim gerçekten çok duygulandım bir anda. Ay, çok kötü görünüyorum ya. Kameraya söylemek istediğim bir şey var mı? Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz de. Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Takıldı. Takıldı Burak. Tamam, ha, takılmamışsın, hareket etmiyormuşsun, tamam. Arkadaşlar, kanala abone olmayı unutmayın. Like atın, yorum yapın. Öp takipçilerimi de. Öpüyorum. Canım arkadaşlarım, artık bir günün daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Öncelikle bu vlogu izlediğiniz için, sonuna kadar buraya kadar gelmiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Yani bu sektör birazcık zor bir sektör. İyisi de var, kötüsü de var. İyi yorumlara da açık olacaksın, kötü yorumlara da tabii ki, ama ben çok güzel yorumlar alıyorum ve genelde kötü yorum modu insanlar çok fazla, bence bilmiyorum, benim etrafımda yok gibi geliyor bana. Yani kötü olanlar veya beni kahramanlayanlar direkt takip etmiyor. Zaten ben bu işi eğlenmek için, keyif almak için yapıyorum.
bir şey kanıtlamaya çalışmıyorum. Bu yüzden takipte kaldığınız için umarım size keyif veriyorumdur. Umarım iyi geliyorumdur, bilmiyorum. Bu arada TikTok videomuzu koydum. TikTok ismim Sip Çetinkaya ve bunu gerçekten söylerken utanıyorum. Hani TikTok açmamaya yemin ettim. Hatta Kafayı Yersin bir videosunda şey diyorum. İşte ben TikTok açmayacağım. Bence TikTok kullanan dünyanın en kalitesiz insanıdır dedim. Bak işte hayatta hiç büyük konuşmayacaksın. Hatta biri şimdi beni bir şey taglemiş. Bak şöyle bir şey. Hatta size de izleyeceğim bir dakika. Çok komik. TikTok'tan nefret ediyorum. Hiç kullanmam yani, öyle söyleyeyim. Belki ileride bu arada bunu diyorum ya. 2 hafta sonra beni kullanırken görebilirsin. Gerçekten ve sonrasında da gördünüz zaten. Bu yüzden bilmiyorum. Eğlenmek istiyorum biraz ya. Çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazla video istiyorsanız da takipte kalın. Bye bye.